Bir dinleyicimiz dedi, Ebu Bekir isminde bey dedi. Çocuğum vardı, balkondan düştü öldü dedi. Çok üzüldük dedi, annesi de çok üzülüyor dedi. Ve dedi şimdi tekrar Allah-u Teala bir erkek evlat nasip ederse, tekrar o ismi koysun. Herhangi mahsur söz konusu olmaz. Yani şu hatırına geliyorsa o yanlış. Acaba ben o ismi tekrar koyarsam gene mi bir sebeple bu dünyadan ayrılır? Onu öyle düşünmek uygun değil. Efendim ezelde Cenab-ı Hak ruhları yaratınca dünyaya gelirken, dünyaya gelecek olanlar, yani bedenlerine gelecek olan ruhlar, bunlar dünyada ne kadar kalacak? Ezelde bunlar takdir edilmiş ömürleri. Rızkı da takdir edilmiş, ömrü de takdir edilmiş, bu değişmez. Ama efendim işte siz de anlatıyorsunuz, hani sılay-ı rahim ömrü uzatır falan. Şimdi İmam Gazali Hazretleri dahil olmak üzere ehl-i sünnet alimleri uzun uzun anlatmışlar. Kazay-ı mübrem ve kazay-ı muallak diye ikiye ayırmışlar. Kazay-ı mübrem değişmez buyuruyorlar. Kazay-ı muallak şarta bağlıdır. Allah-u Teala ezelde çift ömür takdir etmiştir. O kişi tercihini o ikinci ömrü kullanabilecek şekilde tercih ederse, bilmiyor ama hiçbirimiz bilmiyoruz. Allah-u Teala'dan başka kimse bilmiyor onu. Tercih ederse Allah-u Teala ikinci takdir ettiği 10 sene, 20 sene, 30 sene neyse onu da okuluna aynı şekilde ihsan ediyor. Yani ezelde bunlar takdir edilmiş. Dolayısıyla efendim şunu yapsaydık yaşar mıydı, bunu yapsaydık olur muydu, balkondan düşmeseydi falan. Hayır. O balkondan düşmek sadece eceli gelmesi için bir sebeptir. Her balkondan düşen ölmez. Her kurşun isabet eden de ölmez. Ama eceli kurşun sebebiyle ise ölür. Ecel o şekilde gelecekse. Kanser öldürür mü? Hayır. Tütünün üzerinde yazıyorlar sigara öldürür diyor. Geç onu sayayım. Ne sigara öldürür, ne kanser öldürür, ne kuduz, ne verem. Peki bunlar ne yapar? Bunlar ölüme sebep olur. Çünkü öldüren ve yaşatan Allah-u Teala. Bunu iyi bilmeli. Yanlış itikat yapmamalı. Efendim işte doktora gittim, şifaya kavuştum. Şifa doktordan değil, Allah-u Teala'dandır. Doktor sebeptir, ilaç sebeptir. Efendim işte ben işte elma fidanları ektim. Hepsi benim. Ben ektim işte çok güzel oldu. Ya sen ektin. Tamam, sen sebebe yapıştın. Allah-u Teala o toprakta o elma fidanına güç ve kuvvet vermeseydi ne elma fidanı büyür ağaç olurdu ne elma verirdi. Mümkün değil o. Yani Allah-u Teala'nın takdirine bağlıdır. Yani yaşatan da öldüren de hayat veren de Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla efendim işte küçükken vefat etti. O kadarcık ömür verilmiş. Allah-u Teala onu cennetine koyacak, annesi babası Müslüman olan çocuklar sabiyken ölünce anneye babaya da ahirette şefaat edecek. Peki dinleyicimiz merak ediyor. Hani dedi annesi dedi merak ediyordu kabrini açsak. Niye açacaksın ki? Kabirde değil ki o. Hiçbir aynı şekilde ölen kimsenin ruhu kabirde değil. Hele din büyüklerinin kabrini ziyaret ederken o din büyüğünü o iki metre toprağın altında düşünmek hakaret olur. Sadece dünyada o ruhun kullanmış olduğu evi o toprağın altında yatıyor. Biz o kabre gittiğimiz zaman ruhun o bedene, senelerce o bedende ikamet ettiği için bağlantısı var. Ve oraya giderken biz o zatı düşünüyoruz. Düşündüğümüz için rabıta dediğimiz hadise vuku buluyor. Ruh haberdar oluyor. Kendisini ziyaretlerinde tanıyor. Verilen selamı da alıyor buyuruyor. Kitaplar böyle bildirmiş. Yoksa o kabirin içinde değiller. Nasıl yatıyor ki falan. Yorgan yatak lazım mı falan diye bazen böyle cahil cahil konuşmalar oluyor. Ne yorgan lazım, ne yatak lazım, ne ısınmak için herhangi bir şey lazım. Bunların hiçbirisi gerek şey değil. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e soru bir misal vermişler de. Talebesi. Daha doğrusu soruyor. Mesela kitaplarda deniyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri de anlatıyor. Rüya anında eğer rüya görülüyorsa ruh bedeni terk eder buyuruyor. Ondan sonra talebesinin birisi soruyor. Efendim diyor ruh bedeni terk ediyor. Bu ölüm değil mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ruha Allah-u Teala öyle bir kuvvet vermiş ki yani uykuda rüya halindeyken ruhun gezinti yeri olan alem misale gider. Gider ama öyle bir güç kuvvet vermiş ki o gittiği yerden de aynı şekilde bu bedene hayat vermeye devam eder. O da en fazla 10 saniye sürer buyuruluyor. O kadar hızlı hareket eder. Gider gelir. Ölüm değil buyuruluyor. Yani herhangi feryat figan da duyulmaz. Ama ölüm anında öyle değil buyuruluyor. Ruh anlıyor. Bu bedeni terk edecek artık. Bu bedenin işi kalmadı. Bu beden yok edilecek.
toprağa gidecek, fiziki veyahut da kimyevi değişiklikler olacak. Dirilirken de bu bedenle dirilmeyecek. Çünkü bu beden dünya şartlarına göre yaşlanacak, ölecek, hastalanacak, o şekilde yaratılmış. Yeni bedenler yaratılacak. O ruhlar, o tekler o yeni bedenlerine girecek buyuruluyor. Dolayısıyla yani çocuğun kabrini açıp da çocuk orada değil. Çocuğun ruhunun ikamet etmiş olduğu evi orada. Yani bedeni orada, o bedende değil. Ha, oraya gidildiği zaman ruhun bedene bağlantısı devam ettiği için çocuk bundan haberdar olur. Ağlanırsa çocuk üzülür, haberdar olur, üzülür. Yani yani feryat ederek ağlanırsa, yoksa üzülmek insanın elinde değildir. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir buyuruyor. Hadis-i şerifte de geçiyor bu. Çünkü oğlu Hazreti İbrahim vefat edince ağlayınca Eshab-ı Kiram soruyor. Ya Resulallah, siz bizi ağlamaktan men etmemiş miydiniz? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır buyuruyorlar, ben ağlamaktan men etmedim. Feryat etmekten, isyan etmekten, bağırıp çağırmaktan aynı şekilde men ettim ben sizlere buyuruyorlar. Yoksa göz yaşarır, kalp hüzünlenir. O insanın elinde değil. Allah Teala dünya pisliğine düşürmemiş. Küçükken aynı şekilde ahirete intikal etmiş. Hiçbir günah işlettirmemiş. Sabi olarak ahirete intikal etmiş. Sabi olarak gittiği için de anne baba Müslüman olduğu için cennete girecek. Peki o zamanki yaşı çocuk mu olacak? Hayır, 33 yaşında olacak. Yaşlısı da, gencisi de, sabisi de hepsi 33 yaşında olacak cennette buyuruluyor. Herhangi bir şey söz konusu olmayacak. Bedenler farklı olacak. Peki şefaat için? Allah Teala onlar şefaat çıkılar anneye babaya. Mahşer günü diriltilir, yeni bedenine girer, cennete götürürken birden hatırına getirtir Cenab-ı Hak. Aa, benim dünyada annem babam vardı. Melekler der ki annem babam olmayınca ben girmem cennete. Ondan sonra melekler der ki ya Rabbi bu sabi kulunu duydun. O zaman der annesinin babasını da alsın. Yani anneye babaya da öyle bir şefaati var mı? Evet, şefaati var. Efendim cennetteki durumu. Cennete gidince Allah Teala hepimize nasip etsin, orada göreceğiz cennetteki durumu. Yeter ki cennete girelim. Durumumuz nasıl olursa olsun. Yeter ki cennetin kapısından içeri girelim. Çünkü girmek zor ama inşallah Teala ümidimiz o. Annesi ağlıyor, ağlayabilir ama isyan etmesin, feryat etmesin. Hocam konu farklı bir konu ama az önce söz konusu olduğu için sormak istiyorum. Bir dinleyicimizin sorusu vardı onunla ilgili. Bu çift ömür takdiriyle ilgili olarak. Şimdi dinleyicimiz belki de anlayamadığı için soruyor. Diyor ki Allah-u Teala çift ömür takdir etti. Bunu söylemek Allah-u Teala'ya hakaret olmaz mı diyor. Yani Allah-u Teala çift ömür takdir ediyorum. Durun bakalım ne yapacak ona göre. Allah-u Teala bilmiyor mu zaten diyor. Yani niye çift ömür takdir etsin diyor birisine diyor. Yani onun ne yapacağını bilmiyor mu diyor. Biliyor. Ama ahirette hesaba çekecek. Hesaba çekecek o. Çünkü Allah-u Teala akıl ve irade vermiş. Kul bilmiyor ki kendisine ne takdir edildiğini. Öbür şeyler de bazen Allah-u Teala yarattığı, önüne çıkarmış olduğu sebeplerden birisini tercih ediyor. Başı belaya giriyor. Başka birisini tercih ediyor. Nimetlere kavuşuyor. Aynı durum. Burada da aynı durum. Hani Davut Aleyhisselam huzuruna iki kişi gelmiş. Birisi diyor ki 10 sene dayanıklı bana ayakkabı yap. Azrail Aleyhisselam da gelmiş, yanında oturuyor. Gelenler görmüyor Azrail Aleyhisselam'ı. Davut Aleyhisselam onunla sohbet ediyor. Ve onlar çıkınca buyuruyor ki bu sana 10 sene dayansın diye ayakkabı sipariş edenin diyor bir haftalık ömrü kaldı benim elimde listede. Bir hafta sonra bunu diyor ruhunu alacağım. Fakat öbürüsü diyor geçen hafta yani bitmişti. Davut Aleyhisselam diyor ki ömür bitti diyor ama yaşıyor. Hala burada. Diyor ki bu diyor akrabasından birisiyle de bunlar diyor bir hırgür ettiler. Yani ağızdaraş ettiler. Neyse kavga ettiler. Bu haklıydı. Haklı olduğu halde gitti bu aynı şekilde barıştı. Allah-u Teala da buna 10 sene ömür verdi veyahut da 20 sene ömür verdi buyuruyorlar. 20 sene ömür verdi. Yani o bilmiyor ama gitti bunu tercih etti. Haklı olduğu halde özür diledi. Allah-u Teala da mükafat olarak verdi bunu. Yani Allah-u Teala için muallak değil bu. Hayır. Haşa. Allah-u Teala bunu biliyor. Bizim için muallak. Biz bilmiyoruz. Allah-u Teala bunu tercih ederse, tercih edeceğini de biliyor. Zaten ezelde takdir etmiş mesela. 60 sene ömür takdir etmiş. Ama 40 yaşında bu başına girecek. Eğer bunu kendi iradesiyle aynı şekilde öbür türlü tercih etseydi, gitmeseydi o 20 sene kendisine verilmeyecek. Veyahut da 10 sene kendisine verilmeyecek. Tahsiye bu kadar. O tercihinden dolayı evet. Muamele görecek. Tercihinden dolayı. Biz bilmiyoruz ne olacağını. Bu sadece ömürle alakalı değildir buyuruyor ehl-i sünnet alimleri. İnsan önüne bir değil. Tek alternatifli gelmiyor işler. Hep en az 2 şekilde, bazen 3, bazen 4, bazen 5.
Mesela bazen hani hep anlatıyoruz, vaktimize daraldı ama şimdi vaktiyle bir sultanın bir kızı varmış. Çok da güzelmiş. Birçok şehzade talip olmuş ama hepsini reddetmiş. Hele bir tanesi bayağı aşık da olmuşmuş o şehzadelerden. Neyse seneler sonra o aşık olan şehzade oradan geçerken bakmış ki o sarayın aynı şekilde kapısı açılmış. Yani kel kör neyse böyle yamru yumru yuvarlak bir adam çıkmış. Arkasında da o prenses mi diyelim aynı şekilde. Allah Allah demiş ya. Kimseyi beğenmediydi bu demiş. Bunun kocası mı? Gidiyor kapıyı çalışıyor. O diyor çıkan kimdi? Kocam da diyor. Beni diyor tanıdın mı? Kadın bakıyor falan. Evet diyor tanıdım. Ya o kadar diyor şehzade sana aynı şekilde şey yaptıydı. Talip oldu. Talip olduydu diyor. Bula bula diyor. Hani bunu mu buldun diyor falan. Kadın diyor ki bir dakika. Anahtar ver şunu aç. Şu bahçenin kapısı diyor. Gir. Sağlı sollu her tarafta gül. Gireceksin ve bahçenin sonuna kadar gideceksin. Bir tane tercihin var diyor. En iyi günü koparıp geleceksin. En güzelini diyor. Peki. Ondan sonra bir giriyor. Aa bu daha güzel, daha güzel, daha güzel derken sonuna varıyor. Güller bitmiş, dikenli şeyler kalmış. Solmuş güller. Solmuş, dikenli. Mecburen bir tanesini koparıyor. Ne oldu diyor. Ne oldu? Ana diyor bir tek şartım vardı diyor. Bir tane koparma şansım vardı diyor. O daha güzelmiş, o daha güzelmiş, o daha güzelmiş derken bahçenin sonuna vardım. Orada kurumuz solmuş, bir işe yaramayan bu kalmış diyor. İşte benimki de öyle oldu diyor. Bunu tercihim, bunu falan derken diyor. Sonunda diyor bu kaldı diyor.